Videoda çıkmıyor, çıkıyor çıkıyor. Sadece arka arka 300 kere spam atmayın diye birinize cevap veriyor sadece. Her taraf çöp cidden. Bu nedir ya? Ulan yazar kasada iki kişi bekliyor. Dadi dadi dadi. Geldim, özür dilerim. 7 tane eşya almış bir de. Maşallah. Afiyet olsun. Ha, tarama konmuyormuş. Bir saniye, yakıtta bekleyen biri var. Polis beyefendi, merhabalar. Geldim. Cidden bir makineyim yani. Görüşürüz. Depo bilgisayar sekmesinden de olurun. Çalışan lazım bize. Çalışan da alabiliyorsun diye biliyorum. Opresist, evet. Böyleydi. Çok çok öyle oluyordu. Bizim dönemimizde de öyleydi. Bir telefonla konuşuyorum. Babam arıyor ya. Bizim evin en üst katında abi, yıllardır süren bir inşaat var. Babam bu sene inşallah onu bitiriyor. Kendi yapmak istiyor çünkü. İşte geçen elektrik şeylerin düzeneklerini falan kendi yapıyordu. Su tesisatını, cartucusunu full kendi yaptı. Neyse, elektrik hatlarını falan kendi yapıyordu şimdi. Priz şey almış, USB priz almış ama 2.0.3.0 almış. Dedim niye C kullanmıyorsun? Hani teknoloji gelişti. Onun USB-C versiyonlarına baktım. Türkiye'de yok USB-C direkt priz, doğru düzgün. Bulursun, varsa biliyorsanız şey yapın. Bana link atabilirsiniz Discord'dan. Direkt priz şeklinde ama USB-C. Yurt dışında var. Onlar da 300 gibi pahalı. 30 euroya falan buldum. Sıkıntı, kargosu da 30 euro. Fuck. Yani kargosu 30 euro olmasa neyse diyeceğim de yani. 5 priz artı USB. Hayır hayır hayır. Ben duvar prizinden bahsediyorum. Duvar prizleri var ya. Yakıt durumu düşük. Dur, yakıt satın alalım. Oha oğlum, oyunun sistemleri falan inanılmaz iyi bu arada. Kaç tane şey aldım? Tamam, siparişi nasıl vereceğim? 600 dolar, battık. Tesisata başında depoda yer yok. Nasıl ya? Ha, açmışız. Yok, açmamış. Ulan açmışız. Bayağı açmışız. Oo. Tamam, bunun siparişini verdik. Bir de benzin.
Bugün bu arada merchler ellerinize ulaşmış olması lazım. Hayırlı olsun arkadaşlar. Dur şunları da çöpe atalım ya. Özellikle tekrardan söylüyorum. Small hotlocki almak istiyorsanız arkadaşlar bugünlerde alın. Hotlockiler bitti. Loki sanda hala X large, small, medium sıkıntısı yok. Biraz limitli olsa da ama hotlocki bitiyor. Hotlocki almak istiyorsanız bugün veya yarın bitiyor. Daha geliyor. Bas bas daha bas. Dur hayvanın evladı, dur. Dur kaz bir daha çıkmadım. Hiçbir bir daha çıkmayacak. Bas. Aa böyle mi? Oh be. Tamam rahatmış. Tamam geldim sana da. Abi her şeye yetişemiyorum. Tek kişi ben nasıl yetişeyim? Bir saniye bekle. Adam kaldı içeride. O beni ilgilendirmez. Adamla ilgili bir problemmiş gibi hissediyorum. Benle ilgili değil. Kredi çek geliştir. Oğlum yetişemiyoruz ki. Kredi çekmem bir şey değiştirmeyecek. Gerçekten yetişemiyorum oyunda şu anda hiçbir şeye. Teslimat depo kapısı olan. Çalışın al. Allah'ın belası dur. Adam böyle sikerler işte. Bir daha basma o kornaya. Göte bak ya. I see you're putting hard work into keeping your station running again, kid. Good. I wouldn't have it any other way. Tamam. I just wanted to remind you I'm not the only one judging your performance. Sure, your uncle knows better how to keep a business going. Arkadaşlar, götünüzü bıçaklattırmayın bana. Yaparım. Basma, kornayı benim şeyimde basma. Buyurun. Bunu buraya bak, insan gibi bırakıyorsun. Bunu da böyle bırakıyorsun böyle. Hadi bakayım. Bakıyorum alem var bugün. Ya yerleri de. Tuvalet satın alın. Harbiden biz nereye sıçıyoruz? Parkende satın almak istiyorum ya.
Mesela duvarları falan da boyamak istiyorum ama süpürecek zamanım yok. Ne? Şu bir dakika. Bir tuvaleti temizlemeyelim. Oo, temizlik şeyleri, barları geldi. Oo no. Ay evet, kepçenin de mazotu yok şu anda. Git git. Hadi git git sen git. Bakmıyorum. Festen kokluyor. Mümkün değil abi. 7.5'a da benim PC toplamam mümkün değil. 7.5'a bir PC istiyorsanız arkadaşlar yayıncı PC'lerinden alacaksınız. Toplama bir PC yapmanız ne yazık ki mümkün değil. Sıçaydın yuh. Yuh. Bombaladı orayı. Maskeyle girmek lazım oraya artık. Bana at adamı yan direkt. Özelde. O araç orada bekleyecek ya. Ben oyuna restart atana kadar o araç orada bekleyecek. Bu arada harbiden 7500 hiç PC'in yoksa, 7500'e PC yine alınır da, PC'in varsa bence 7500'e şey alma yani. Konsol al daha mantıklı. Oyun oynamak için alacaksan. Bizim alet yok. Araba yok. Ha burada. PlayStation 5 al. Abi PlayStation 5 almasını öneren arkadaş ne yazık ki yani dolandırılmak için yer arıyor. Adam 7500 çıkabiliyorum, PC alabiliyorum diyorsun. Oyunların tanesi 600 TL olan cihazı al diyorsun. Nasıl bir mantık bu? Ne yapacak? Tek oyunu mu oynayacak aynı şekilde? Ama oyun alma. Ama oyun alma yani. PlayStation 4 alsın yeter. PlayStation 4 yetmez abi. Yani niye geçmiş dönem cihazını alıyor? 10 senelik bir cihaz alıyor. Al abi işte Series X veya Series S. Bak keyfine yani. Game Pass almak zorunda arkadaşlar. Game Pass artı yani, dediğim gibi arkadaşın şeyi de çok önemli. Şimdi hiç PC'si yoksa PC almak zorunda 7500 TL'ye. PC'm varsa en azından elinde 3-5 bir şey yapacak. Oyun için bir şey alıyorsan diye söylüyorum. Ben PES'e ek tek tuzuğa gelirim, gelir. Yeni siparişleri ne zaman kargolayacağım? Yeni siparişleri, merch'leri perşembe günü kargolayacağım büyük ihtimalle. Series X yeterli mi? Ya alabiliyorsanız Series X alın. Yani eğer çıkabiliyorsanız Series X size çok büyük bir artı sağlar. Yani hiçbir cihazınız yoksa, ana oyun cihazınız olacaksa Series X için. Series X alın. Ama hani halihazırda elinizde bir şey varsa, bak.
Ne farkı var S ile X arasında? Yani birisi 2060, birisi 3090 gibi düşünebilirsin. Ya fark var. Niverse fiyatı oyun çıkacağı tamam. Tamam. Ama bu kötü manasına gelmiyor işte. Sen kaydedeceğim. Tekrar açmam lazım. Çünkü arkadaki adam mala döndü. Oh no. No. Yok baykuş, imkanı yok. Jeff aslan çok çabuk 7. ay için canımsın. En iyi haberim. Bu dönem Necmi 6. ay canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin tekrar. Xbox All Access Türkiye'de yok ne yazık ki. Evet. Ya nasıl benzin? Xbox Cloud'u Türkiye'de yok daha ne yazık ki. Bu arada 3 tane merch alan var. İlker, testiyi çok teşekkür bu arada aldın. Hayırlı olsun yiğidim. Hemen arkasından Halil almış. Çok teşekkürler Volkan. Ooo Volkan. Doğum günü kutlu olsun, şimdiden yedim. Bu oyunu biz betadayken oynamıştık. Az betada değil de şeydeyken. Demodayken. Hadi. Yapacağız, yapacağız. Bizde bu, bizde. Süpürgeyle düzeltiliyordu. Ne? Çünkü o kadar saçma bir şey söyledi ki gerçek olmamasına ihtimali yok. Hani deneyimden konuşmuş dedim yani, çok teşekkürler çünkü o kadar aptalca bir şeydi ki yani. Dedim ya, deneyimden konuştu yani, belli. Evet, evet, böyle bir şey götünden kimse uyduramaz diye baktım direkt.
Az önce sipariş verememiştik. Ha, bunlar bende olmayanlar galiba. Apple yayın, canlı yayın. Lan it oldu it. Git lan buradan şerefsiz. Gelme lan bir daha buraya. Sen de git. Diğer. Yeterli nasıl para yok ya? Oo, yeterli para yok. Neyse, buraları boyayacaktım zaten. Sigara VR yok ya bende şu anda, o yüzden. Aslovski çok teşekkür ederim 7. ay için, canımsın. En iyi abonem, sınıfına hoş geldin. Bu oyunun prologunu oynuyorduk, şimdi fullini oynuyoruz. Oy, bir tane daha merch siparişi gelmiş. Tekrardan söylüyorum. Yani onu, bunu bu kadar bahsetmenin en büyük sebebinden bir şey şu: tekrar geleceğini düşünüyorsunuz, sonra bitince de üzülüyorsunuz ve ben de üzüyorum bu arada açıkçası. Yere attığın şeyi al, yoksa götüne sokarım onu bak. Yere attı çöpü. Hayvan oluyor. Aa, sinirlendirmeyin beni. Neredesin lan? Al. Nice. Göte bak ya. Nice. Nice. Ha, şey konusunda, merch konusunda tekrardan söylüyordum. Yani mesela turkuaz gibi Hot Loki Summer da aynı şey aslında. Hot Loki Summer da yani aynı zamanda Loki Sun'da. Bunlardan ben belirli adet aldığım için, dur bekle. Bunlardan ben belli adet ürettiğim için, bundan ürünler tamamen bitince, ki XX Large mesela şu anda hiçbir üründe yok. Üzücü bir şekilde. Bir daha gelmeyecek. Hot Loki Summer'ın şu anda neredeyse stok kalmadı. Son stokları oynuyor. Hani bu bitince bir daha da gelmeyecek. Yani onun bilincinde olun. Şu anda X-Large da hatta bitti diye biliyorum. Pardon, X-Large Loki Sun'da var ama çok az var. Small 2, Small mesela şeyde bitti. Small Hot Loki'de bitti. Şeyde de bitiyor. Loki Sun'da da 9 tane mi 4 tane mi ne kaldı? Hoodie yok mu? Hoodie olacak. Hello Dudu, ne haber? Göz arkasında birisi varmış. Selam. Satabilirsem bir tane satabilirim, düşünmüyorum. Evet, düşünmüyordum, şaşırttınız, çok teşekkürler. Bu arada çok güzel bir duygu. Yani ben 1000 tane satmayacağımı düşünürken, aa, yuvarlandı gitti. Yani manipüle falan etmeye çalışmıyordum. Bayağı bildiğin şey gibi düşünüyordum harbiden. 1000 tane benim satış yapabileceğim sayı diye düşünüyordum. Ve bunda da hani
teknik olarak yanılmışım. Çünkü yani işte dedim ya hani şu anda sattığım tişört 1050 galiba. Öyle değil. Zaten 1500 izleyiciye 1000 tane satabilmek mümkün değil bu arada açıkçası. Hani bunun en büyük artısı şu. Dur, şey çöp çağıralım ya. Bir de insanlar şimdi şöyle bir şey var. Şimdi alışkanlıkları değiştirmek de çok zor abi. Şimdi şu ana kadar merch dediğimiz şeyler Türkiye'de bayağı bilin tükürük tişört. Bayağı dünyanın en siko tişörtü. Üzerine sticker yapıştır o. Ya yani, insanda bir ön yargı da var. Bu ön yargı da haklı bir ön yargı bence. Açıkçası. Oğlum bu oyun ne yapıyor? Çizik giderici. Çizik giderici nerede? Bu. Tamam. Başka ne var? Yeni akü. Aküyü nereden alacağım? Aküyü nereden alacağım ki? Tamam, teker bu. Oğlum bu arada bu oyun manyak olmuş yani. Girdi mi o? Pit stop. Meow. Yine ayna. Okey, aynayı burada görmüştüm. Hadi bacım, hadi. Hadi git. Eleman lazım bana kesinlikle. Baksana yazar kışta iki kişi bekliyor. Ha neyse, şey konusunda dediğim gibi merch konusunda hani hep diyordum ya 700-800 satsak abi iyidir bence, hani ben başarmışımdır filan dediğimde hani böyle daha fazla satalım millet acınsın alsın filan değil, harbiden öyle düşünüyordum. Bunun da en büyük kanıtı şey zaten direkt kendim paket, şimdi bu merchleri göndereceğim diye paket filan aldım ya, paket aldım, kart yaptırdım, bilmem ne yaptırdım, 1000 tane yaptırmıştım. Ha çünkü kafamda şeydi yani, 1000'den daha fazla satabileceğimi düşünmüyordum. Ve bugün bitti yani, bugün falan, dün bitti. Dün böyle geldim. Aa bitti. Yüzüm çok tişört için değil. Daha şöyle, kaliteli tişört için çok değil. Yani normal bayağı bildiğiniz AC Vakiki bile olmuş 80-90 TL şu anda. Ki bu tişört de boktan bir kalite değil, baskı değil, nakış üzerine tişörtün yün kalitesi de hayvan gibi. Ama işte yani bunu tişörtü alana kadar anlayamıyorsunuz, hani ben bu kaliteyi tamam söylüyorum şu, yani belirtebiliyorum da yani insan bunu görene kadar tabii şey yapamıyor. Hani benim dediğim biraz havada kalıyor. Pamuk muydu? Hayır, Supreme. Supreme fırçalı. Ya o yüzden hani
Ben mesela bu tişört hakkında bahsederken chat'e şey istiyordum, hani asıl en büyük başarı benim için şey olur, hani size ürün gittiğimde ben bu harbiden en aldığım kaliteli tişört ve en kaliteli 3 tişörtten biri demenizdi ki birçok kişi de öyle söyledi. Ya bu benim için bence yeterli, yani benim artık mesela tişörtün kalitesini size anlatmama gerek yok. Siz zaten buradan bir tişört alırken, benden tekrar bir hoodie tişört alırken, evet abi bu ürün kaliteli olacak diyebilirsiniz, hani o rahatlıkla alacaksınız ki birçok kişi de öyle söylüyor. Eleman alma diye bir şey yok galiba oyunda. Evet tabi canım, milletin annesi babası, kuzeni, sevgilisi, tartışılır sevgilisi, hap içince gidiyor çünkü onlar. Bayağı yani videoyu tanımayan, ki amacım da oydu, videoyu tanımayan insanlar da bu merch'ü aldığında, yani dışarıdan birisi bu merch'e baktığında lan güzelmiş nereden aldın diye sormalı. Ki olmuş, bizim chatte barman olarak çalışan birisi vardı, bayağı bildiğim birisi gelmiş sormuş nereden aldınız diye. Bence gayet we made it, daha ne. Adamı yine mi kilitledim? Allah kahretsin, dur. Tamam geldim, özür dilerim al. Ne turkuaz kalmadı? Turkuaz yok arkadaşlar. Direkt turkuaz kalmadı. Baskı sulama opsiyonu olsa güzel olur. O opsiyon olabilecek şey değil ne yazık ki, ama bok gibi duruyor, denedik. Aa sen ablam, söylesene burada olduğunu ya. Özür dilerim, beklettik ya. Ulan yakıt da isteyen birisi var. Yok, turkuaz tek başına 1000 satmazdı. Turkuazın yok satacağını düşünüyordum, ama turkuazı 2 günde 3 günde falan doldururum diye düşünüyordum. 30 saniye değil. O 30 saniyede bitirmeyi beklemiyordum. Ya, onu 80 tahmin edemezdim. İmkanı yoktu. O benim yani. O çok ayrı bir şeydi. İşte o yüzden bir sonraki ender olan büyük ihtimalle bu şey olacak. İsmi nedir onun? Bir sonraki ender olan Sakura rengi olacak. Sakura biraz daha fazla stoklu olacak. Yine ender olacak ama 300 falan stoklu olacak. Turkuaz 200 stokluydu. Apple Event'in Verge'den bakacağız aynen. 300 az. Arkadaşlar Fudi'nin masrafı çok fazla. Sıkıntı o. Fudi çok pahalı. Yani ben bunu direkt cebimden takırt diye çıkartıyorum ya. Pahalı. Peki şu direkleri neyle boyayalım? Şu çok kötü oldu be. K
Kahverengi oldu gibi ya bence. Ve bir ton daha açık yapalım. Oldu oldu, kahverengi oldu, bak güzel durdu. Peki direkt dışarıyı ne renk yapalım? Hoodie 200'e çıkarsa da, hoodie 200'e çıkma ihtimali yok. Hoodie 220 ile 250 TL arasında. Daha sonra o da %100 değil ama benim çıkarmak istediğim aralık onlar. Ama o aralıkta çıkartamazsam yani bakalım. Çünkü bu hafta zaman bulamamıştım konuşmaya. Bu hafta şey yapacağız. Yarın konuşacağım. Kaç TL yapabiliriz diye. Nerede hasar var? Amele Vision varmış. Hadi yaşıyoruz abi. Adam da benzin almış. Nice. Nice. Nice kak. Raf alabiliriz aslında. Alkol pahalıdır. Tokatlarız. Uf, dondurmadan büyük alalım o zaman. Oo, bu arada bir dakika, iki kişi merch almış. Hemen bakalım. Taha çok teşekkür, bu arada aldığı için. Bu arada alırsanız arkadaşlar Twitch isminizi aşağıya atın. Okumayı seviyorum onu. Hot'taki aldığından çok teşekkürler. Aynı şekilde I2 da Hot'taki somanın medium'unu almış. Epilatikini saat 8'de galiba. Yan tarafta bakacağız, yorumlayacağız. Sigara alsan bizim arkamızı alabiliriz, doğru diyorsun. Ama şimdi bir şöyle alalım. Flip attım. Envanter yok. Neydi? Teslimat. Yakıt durumunda yakıtımız nasıl? Yakıtımız yok. Param var mı? Yok. Onu da almayalım. Bir yüzlük alalım mı? Sipariş iptal et. Yüzlük. Sipariş ver. Teslimat. Ürünler. Alkol. Bu yeşiller ve şeyler ne? Ha, ucuz yeşillerden almak lazım. Kaç dolar oldu bunlar alkoller? 116 dolar. Bir de bir iki tane sigara alalım. Evet, paramı açtık. Serin. Sigara almayalım, öldürürüz zaten. Bir etrafı temizlememiz lazım ya. Benzin almadan para etmedi. 70 olması lazım ya. Tam sürümü geldi evet oyunun. Bu arada oyun yani harbiden duramıyorsun. 7/24 bir şey var. Hoş geldiniz.
Apple etkinliğini bu arada canlı yayını izlemeyeceğiz ama canlı yayında Verge'ü yanda açacağım. Verge'den durumlara bakacağız. Amele Vision'ı açalım hemen. Abla sen ne yaptın bu arabayı? İzleyemiyorsun Apple'ın etkinliklerini. Apple manyak olduğu için çatır çutur ban atıyor. Yani o riske değecek bir şey değil. Zaten mesela birçok kim birisi gelecek diyecek. Abi iPhone'da izliyor ama iPhone'da Twitch'te izlemesinin bir sebebi var. Asıl platformunda değil de Twitch'te izlemesinden. Banlanırsa Twitch banlansın diyor. Hadi hadi görüşürüz. Uy. O 350 dolar mı verdi lan o kadın bize? Oha iyi dolandırdık ha. Yok pus. Apple'dan izinli diye bir şey yok ne yazık ki. Aa yakıt 200. Barış ver. Eleman diye bir şey var mı bilmiyoruz. Geldim. Sakin ol. Geçiyoruz ha. Sen çıkana kadar ben şunları bir çöpe atayım. Çöpçü çağıralım bir daha. Ha doğru lastik alayım lan lastik kalmadı. Çıktın mı abi? Okey kapattım bunu. Yakıt durumu düşük yakıtçı. Daha az kaldı geliyor. Ne alacaktım? Lastik alacaktım değil mi? Aa. Evet burada ahır iş ettiğimiz için tabii insanlar pis pis gelmişler. Aha. Bir saniye ben yanda The Verge açayım abi. Açtım. Daha bir şey olmaya başlamaz da. Daha ilk önce bir gelecekler boş yapacaklar. Çok para kazandık, ev çevreyi koruduk, müthişiz. Bu arada benim en sevdiğim şey ne biliyor musunuz Apple etkinliklerinde? Mesela şimdi çok büyük ihtimalle Always On Display tanıtacaklar. Apple'a da artık Always On Display gelecek. Bunu tabii ilk defa çıkarmışlar gibi şey yapacaklar. Yani yeni ilk defa Apple üretmiş gibi yapacaklar. Bunu ya Apple'cılar bunu bir görüyor, bir kuduruyor. Aman Apple'cılar, Android'ciler. En sevdiğim kısmı o, milletin kudurması. Kuduruyorlar ama ya. Ha bende 50 yıldır vardı. Çok zevkli. Müthiş zevkli. Acayip zevkli.
Çöpçü çağırmam lazım ya. Dolduk, ağzına kadar dolduk. Steam'de oyun erişime çıkmamış, daha nasıl oynayacağız? Sunulacak abi bugün. Yo yani Apple'ın da geç getirdiği özellikler var abi. Getirsin, ne olacak? Bana ne? Yani en iyi telefonu kim yapıyorsa ben ona paramı ona veririm. Bana ne? Yani şirket tutmuyorum ki. Peki ya, isterse batsınlar. Umurumda değil. Yani parayı ben veriyorum oğlum. Parayı veren benim. Adam benim için kudursun. Ya ben niye onun için kuduruyorum? Lan pit stopuma bak be. Paramı ikisini alamıyorum. Let's go. Baya muadili Android telefon kablo. Ya evet, Huawei'nin. Aa bu arada abi bir dakika. Huawei'nin yaptığı bir şerefsizliği anlatacağım. Çok akıllıca. Şimdi geçen bir tane P Smart 2021 telefona eliyordum. Biliyorsunuz onlarda artık Android yok. Şeydi, Android var da pardon, şey yok. Google'ın resmi şey app'leri falan yok. Play Store'da bulunan app'leri de indiremiyorsun. Çünkü Play Store yok. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Şerefsizler, çok akıllılar ama var ya. Şöyle yap. Ben aşağı atmadım, sen aşağı attın. Ben dolandırmaya çalışıyorum, sen salaksın. Şöyle bir şey yapmışlar. Bunun app sitesinden, Huawei Store'dan, onların App Gallery isimleri. App Gallery'den girebiliyorsun, ismi yazıyorsun. App Gallery'nin kendisinde resmi isimde yoksa APK Mirror gibi şeylerinde gösteriyor. Siteleri gösteriyor. Oradan indirebiliyorsun. Ve bunu Auto Updater koymuşlar. Update'i geldiği zaman APK Mirror'dan indirip tekrar yüklüyor. Öyle bir çakallık ki. Öyle bir çakallık ki. Ve iyi de çalışıyor bu arada. İnanılmaz ya, inanılmaz yani. Yasal mı? Yani yasal teknik olarak. Legalite açısından evet. Çok ama yani fayfet bir hareket ya. Teslimatın yanında eleman var ama şu anda yok işte, sıkıntı o. Bir yakıt adam varmış. Aa dur, çöp çağıralım harbiden ya. Neredeydi o? Teslimatta mıydı çöp toplama? Gel abi. iPhone 8 mi değiştiriyorsun? SE 2 mi yoksa 11 mi? Bekle, belki burada yeni bir SE falan çıkarlar. İnşallah lastik istemez. Ha dur, lastikleri doldurabilirim. Lastik ise tabii ki de. Yine iPad gösteriyorlar. iPad herkesi sikti, çok iyi diyor Apple. Ya yalan yok, harbiden öyle. Ya, adamlar öyle bir domine ediyor ki tablet piyasasını. Hani komik bile değil. Şu noktada. Ya çünkü tablet piyasası diye bir şey yok. iPad piyasası diye bir şey var.
Abi bitti, hazırız bu arada. iPad'den başka tablet çıkaran var arkadaşlar. İşte sıkıntı şu, biz bilmiyoruz. Hani adamların seviye o. Yani şey tabletleri var. Abi sen bunu aldın. Oo, burada sıra olmuş lan. Sen internet aldın, yanında tablet verelim tabletleri. Gerçi Samsung'da high tier tablet falan çıkarıyor da kapışmıyorlar yani. Yakın bile değil hiçbir iPad'e. iPad o konuda ayrı bir seviye. Hele bu yeni M1 falan geldi ya. Yani ya zaten bir kapışma yoktu. Olacak kapışma da öldü. Bu arada akıllı saat piyasasını domine ettiğini düşünmüyorum Apple'ın. Akıllı saat piyasasında yani Apple kullananlar tabii ki de hala şey kullanıyor ama o konuda bilekliklerin, akıllı saat akıllı değil yani, hiç kimse akıllı şey yüzünden kullanmıyor onu. Ben de kullanmıyorum. Fitness tracker benim için o. Ya ben mesela geçen babamda bir tane Samsung'un saatini gördüm. Yani yazılım olarak nasıl bilmiyorum. Denemedim, o yüzden yorum yapamam da. Ya görsel olarak Apple'dan 10 kat daha iyiydi. Tabii görsel olarak çok 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 daha güzel Apple'a 1000 basar. Ama şöyle bir şey var. Yani ben Apple kullandığım için, iPhone kullandığım için benim tercihim her zaman iPhone'dan yana olacak. Pardon. Apple'dan yana olacak çünkü sistem entegrasyonu var. Yani hiçbir şeyle uğraşmadan çalışacak direkt. O çok büyük bir artı benim gözümde. iPad tanıtıyorlar şu anda. Neymiş bu? iPad mini galiba yeni. Yok, normal iPad. Normal yeni bir iPad tanıtıyorlar arkadaşlar. Home düğmesi falan da var. Çok yeni bir şey yok şu anda. Yani düz iPad. iPad Pro manyak bir şey ama. Yani iPad Pro aptal bir cihaz. O kadar güçlü bir cihazın o fiyatlama verilmesi yani makina direkt. Evet, iPad Pro birçoğumuzun PC'sinden daha iyi. Aa, tekerlek alacaktım. Hangisini takip ediyorsun? Apple'ın dizisi direkt kendiniz izleyebilirsiniz Apple'ın etkinliğini. Ben sadece yayında izleyemiyorum. Ulan rengi. Karşılar $329. Çok iyi fiyat. Okullar için $290-$300. Wow. Çok iyi fiyat oğlum. Öğrenciye $300. Para değil ya. Ya bütün üniversite ihtiyacını, bir yazılımcı ya yani şey değilsen, mühendis değilsen, bütün üniversite ihtiyacını $300 yapabileceğin bir şey düşün. Cihaz alabildiğini düşün. Amerika'da öyle yapıyorlar.
Mühendissen tabii ki de işine yaramaz da. Yo, TR'de de bu arada. Yani şey değilsen, tekrardan söylüyorum, mühendis değilsen her bokuna yarar yani iPad. Excel çalışıyor, şey çalışıyor, PowerPoint çalışıyor, Photoshop çalışıyor, animasyon falan da yapılıyor. Procreate falan. Yeni iPad mini tanıtıyorlarmış bir de. Bu ne, kardeşler dürümcülük mü? Yani Türkiye'de 4000-5000 oldun. Türkiye'de 4000-5000 TL olur herhalde diye düşünüyorum bu. Belli de olmaz da. Ulan mouse'un takıldı. 4000-5000 TL'ye müthiş bir cihaz olur yani. Oynayacaksın erken için nasıl aldım? Yayıncı olduğum için. 4-5 iyimser. Yo, 4-5 iyimser değil ya. Şöyle düşün abi. 4-5 şu yüzden iyimser. Yani iyi, 4000-5000 gibi olur. Çünkü 300 dolar. 300 dolarlık şey Türkiye'ye 10'la çarpıyorsun dümdüz. O mantıkla geliyor. 3000, biraz da vergi koydum. 1000 TL, 1500 TL. 4000-4500. Hani bol bol keseden verdim zaten. Yani az az vermedim. Biraz da vergi böyle. Hepsi bunu 12K'ya satıyor. Abi senin baktığın iPad Pro. Pro farklı. Biz normal iPad'den bahsediyoruz. Hani düz normal iPad. Pro'nun zaten içinde M1 falan var oğlum. O adam tokatlamaya geldi yani o. iPad Pro Mac, gerçi M1 ile beraber MacBook Air'den daha iyi değil de. Allah Allah. İyi ki tekerleri almışım. Kedici çok teşekkürler bu arada, 2 senedir abone olduğun için canımsın. En iyi abonem. Ben de hoş geldin tekrardan. Peki Pro mühendisin işini görür mü? Abi o işte programlara bağlı. Yani o tamamen programlara bağlı. Ya olabilir, görebilir, görmeye de bilir. Yani ne ya, ne yapıyorsun? Ne mühendissin? Ona göre değişiyor. Mesela yazılımcı için çok zor. Yani götünü yırtman lazım. Hani boş boşuna uğraş. Yani sırf iPad kullanacağım diye bir VM falan kullanıp compile'ları orada yapman gerekecek. Cloud'dan. Artık bu arada Type-C'ye geçebilir miyiz iPhone'larda? Ya Rabbim. Ya Rabbim lütfen. Abi